Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Ben Deniz Taşkafa ve Süpermarket Simülatör maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi arkadaşlar marketi değiştirdim. Kısa bir tanıtım yapacağım. Sonra yeni elemanları alacağım. Onlar rafları yerleştirirken biz de içeriye bakacağız. Öncelikle marketteki bir tane büyüme yaptım. Şurayı açtım arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanı. Yaklaşık bir 8000 dolara falan açtık burayı. Bir tane büyüme de bu kadar açıldı. Muhtemelen ikinci büyümede de burası tamamlanacak böyle. 3 tane masamız vardı. Birini sattım şu Şuradaki dolaplarımızın bazılarını sattım arkadaşlar. Şimdi genel olarak bir tanıtım yapalım. Normalde pencereden görünüyordu ama artık e, öncelikle malzemeleri ürünleri sığdırmaya bakıyorum. Şu adedi az olan ürünleri 3 sıra koydum. Burası da 3 sıra. Şunun adeti çok olduğu için bunu genelde 2 sıra koymuştum ama. 1 mi 2 mi burası? Evet burası 2 sıra 3 değil. Fazleti makarna da 3. Yani üşenmesem bunu sola kaydırabilirim ama çok takılmayacağım böyle şeylere. Çünkü altına da ayrı bir ürün koyuyoruz ya 3'lük. Yeni koli alırsak bakalım koli var mı? Kolleri attım herhalde. Attım tamam. Şimdi şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Üste normal kahve altta kırmızı kahveler. Çaylar altında yine şey çayları yeşil çaylar. Şekerler kahverengi şeker. Burada da paket toz şeker var. Üstünde de tuz var arkadaşlar. Hepsi birer tane. Şu ürün spagetti ürünü kardeşim. Şu ürün 3 kalemde koyuluyor galiba. Bakayım 1-2 iki. Iki kalemmiş. Şu ürün 4 kalem çünkü bu birazcık fazla satılıyor. Belki de yanlışlıkla yapmış olabilirim yani bilmiyorum. 2-3 kalem de yapabiliriz. Yani çok takılmıyor, takılmayın sayılara. Burası 2 kalem. Yine 2 raf 2 raf. Bunların hepsi mısır gevreği türleri. Şurası da yağ. Şöyle. Yan tarafa doğru bakalım. Şurada kekimiz, çikolatamız, diğer keklerimiz. Böyle ortadan böldüm. bol bol boş yer açtım ki diğer ürünlerde de yarım kalsın diye arkadaşlar. Şurası da böyle kovalarımız vardı. Bizim karbonhidrat kovalarımız bunlar burada. Şu tarafta da şeylerimiz var e, ketçap mayonezlerimiz var. Bu tarafta da temizlik ürünlerimiz var. Şöyle patatesi buraya koydum. Yanına da sütü de koydum. Burası da yeni gelen ürünler arkadaşlar. İçecekler, cipsler. Böyle üçerli koydum. Buralar zaten eskisine çok benzer. İkili ikili peynir, peynir. İşte peynir, peynir. Hepsi peynir buranın. <laughs> peynirden başka bir şey yok. Yumurtalar. Sana yağlar en alt boş. Ondan sonra sular, sütler, içecekleri de buraya aldım. Biraz şeyin arkasında, şu işçilerin arkasında mı? Buradaki iş ürünü işçilerimiz verecek, isteyecekler verecekler, oradan elemanlar gelip alacak. Şimdi, yeni ben eleman alayım, depoyu da şöyle değiştirdim, depoyu da birazdan anlatayım. Sıkılmayın isterseniz, işimiz olursa anlatalım. fatura yok, ben biraz kredi borcumuz var, para yetmeyince kredi çektim. Şimdi yönetim işe alım, şöyle. 3 tane depo görevlisi için iş alacağım da de alabiliyorum da ona sonra alırım. 3 adam güzel güzel çalışsın depomuz bu şekilde arkadaşlar Altılı ürünler hepsi burada Altılı ürünlerin hepsi burada şurası 12'li ürünler yok 18 18 tane koyulan ürünler 18'liler de burada ondan sonra doldukça da, da ona göre yerleştireceğim. Şuralarda böyle birbirine benzer kutuları sağına soluna yerleştirdim arkadaşlar elemanlarımız bir çalışsın ben işlem bitince geliyorum. Arkadaşlar çok kısa videoyu sponsor molasıyla bölüyorum. Değerli dostlar bütün videoların aşağıdaki açıklama kısmında Inevapi'nin kayıt linki var. Öncelikle buradan sisteme kayıt olun. Sisteme kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına gelerek 85 bin liralık çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada bütün yayıncı arkadaşlarımın çekilişi var. Taşkafa, Laron, işte Tedra, PUBG Brand, Geblo, Gökhan. Aklınıza ne gelirse buradaki herkesin şeyine, çekilişine katılabiliyorsunuz. Ama linkten kayıt olmanız gerekiyor. Çekilişten kazandığınız parayı istediğiniz her yerde harcayabilirsiniz. İster PUBG, ister Steam, Dolar, USD olarak hesabınızı alabilirsiniz. İster ister hepsi burada da aklınıza nereye gelirse arkadaşlar şu gördüğünüz tüm oyunlarda harcayabiliyorsunuz sadece nakit olarak çekemiyorsunuz. Kardeşinizi desteklemek için linkten kayıt olmayı ve alışverişlerinizde Inovapin'i tercih etmeyi unutmayın. video hemen geri geçelim. İyi seyirler. Evet gençler depo elemanlarımız vızır vızır çalıştılar. Dükkanı açıyoruz arkadaşlar. 3 tane depo elemanımız var. Şuradan geçen hanımefendiye bakmıyorlar. Bakmıyorsunuz değil mi kanka? Ruj mu sürmüş ya? Sanki dudaklarında bir şey var gibi. Kardeşim işte oral olmuyor. Utandı herhalde. Oğlum göz damarları bile belli adamın ha. Bunlar sıkıntı arkadaşlar. Birazcık asabi duruyorlar. Çok şey yapmayalım. Damarlarına basmayalım. Rafları yerleştirdik. Dükkanı ayarladık. Her şeyimiz var. Elemanlar gelsin. Buzdolaplarını yerleştirdik. Bakın buralarda boş yerlerim var. Günlük olarak sürekli fırlayacağım arkadaşlar burayı. Aa, sütüm yetmemiş. Sütüm eksik. Arkadaşlar iki tane süt alıp şuraya koyalım. Aynen. E, süt dolapta az kaldı. Ya bugün yeter de. Sütün muhtemelen depodaki yeri eksik. Şöyle iki tane alayım. Şöyle iki tane. Hem depoya da gezdireyim. Depoyu da bu şekilde getirdim. Çevirdim. Yamulttum birazcık. Hemen e, şeyler vatandaşlar gelince elemanlar da sağa sola doğru hareket etmeye başladılar. Şöyle rahat oturalım. Arkadaşlar depomuzun şekil ve şemali bu. Her üründen ikişer tane koyduğum için çok fazla para bağlamamış oldum. Birincisi bu. İkincisi sadece çok nadir ihtiyacımız olan ürünleri bu koridorun en sonuna. Niye buraya koydum biliyor musunuz? Şimdi ben sürekli buraya gitmek zorunda olmayayım. Yani bir biterse bir 5 dakikamı ayırayım. Bir daha zamanımızı vermeyelim diye. Mesela 6 tane koli olan ürünleri buraya koydum. Bunun biz bir seviye üstü şudur. Mesela 180 ürün var buraya koyarsın. 120 onun yanına. İşte 100 buraya. 90 buraya 80 80 70 70 ondan sonra 60 60 gidersin. Yani bu kademeli yaparsanız oyununuza çok rahat edersiniz. Mesela şu etin şu etin, şunların, çayın, yeşil çayın. Bunlar çok ya adeti. En köşede olursa rahat edersiniz. Eğer oyuna başlamadıysanız e, bunları kafanızda planlayıp başlayabilirsiniz. Bak eleman geldi mesela. Çok az eksildi, eksilen ürünler de oraya gidip gelecek. Benim içeride bir işim yok. Çünkü kasa sayısını önce şuraya koydum kasayı. Arkadaşlar şu ters kasa oldu aldım. Ne yapıyor lan bu? <laughs> ne yapıyor lan deli? Yerden topluyor. Ters kasa koyunca burası güzel durmadı. içime sinmedi. Kendime bir tane şuraya kasa alabilirim böyle. Yani kasa olayı çok büyük. ya yani Bu kadar büyük olmamalı bence. Burada bir tane daha mı kasa var acaba? He. Bir tane daha kasa varmış buranın içerisinde. Tamam. O zaman ben şöyle yapayım bunu da. Şuraya koyayım şimdilik şöyle. Burada dursun. Burada da ben durayım. Şurada. Hem dükkanın genel gidişatını seyrederim buradan. İyi olur değil mi? Müşteri geldiği zaman ben de ona yardımcı olmuş olurum. Kimse gelmiyorsa şunu biraz daha kaydıracağım. Şu. Tam ortaya gelsin. Böyle yapınca dükkanın yeni düzeni. Şuradan da geçebiliyorlar bu arada köşeden. Yeni düzeniyle birlikte abi hem çok mal koydum dükkana hem de çok boş tarafım var. Yani yeni lisans açabilirim şu an. İşte zorlanmam. Gücenmem de yani arkadaşlar. Elemanlar çalışsınlar. Ben şu mesela kritik ürünler eksik. Bir tane kokpit, bir tane toz şeker, bir tane spagetti. Alayım şunlardan. Şöyle yapalım. Cockpit. hoş şeker. Spagetti. Şöyle 3 ürün. 2 e, dolara falan bakmayacağım. Artık para basıyoruz tabiri caizse. Ürünlerin fiyatları güzel. Abi şimdi şu ürünüm 2 tane ya. Bunu buraya koyayım. Çok olan ürünü alta. Az olan ürünü üste koyarsam önce çok olan ürünü bitirmezler. Yani 2 tane yarım kutu olacağına bir tane yarım kutu olsun. Hoş şekerim burada. Yeni yerine alışman biraz zaman alacak ama video dışında çok oynadığım için hemen hemen yerlerini öğrendim. Bir de kutu şekline göre gideceğim mesela. Şu kutu arkada yok arkadaşlar. O kutuyu gelip de burada aramam. Burası 6'lı ve 18'li kutu. Çok iyi. Tavsiye ederim yani. Burası da her zaman biten çok çok biten ürünlerim. Ağartıcı, kağıt havlu, işte pat, neydi? Patates, eee şunlar. Yani çok biten ürünleri de buraya yerleştirdim. Gün içerisinde de ilavelerini yapıyorum. Şurada da bekleyen bir kuyruğum var. İsterseniz biz de çalışalım. Geçen bölüm bazı ürünlerin fiyatını girmeyi unutmuşum. Bazı arkadaşlar çıldırmış. Vallahi anlayış gösteriyorum. Fark etmedim arkadaşlar ya. Yorgunluk. O bölüm 2 saatte çekildi biliyor musunuz? Çok fazla emek var yani bazı bölümlerde. O yüzden 2 saatte insanın hani gözünden kaçan şeyler ne kadar rakı aldın olabiliyor. Ne yaptı bu mor moruk? Vallahi Ramazan Ramazan var ya Cehennemden dördüncü kata çalışıyor adam. Şey cehenneme <laughs> VIP bilete çalışıyor ya. Evet şimdi oy paraya bak. Paraya bak paraya arkadaşlar. Çok sağlam para bırakacak bize bu adam. Şimdi e, tam para vermiş bana net vermiş sağ olsun. Şöyle şunları da geçirmeye devam edeyim. 50-86. 5000 dolar kredi borcumuz var. Şöyle bir dezavantajı var. Ben ona 5 günlük çektim. Her gün 1100 dolar civarı bir ödeme yapacağız ona. 55-16. Bugün zaten onu bitiririz diye düşünüyorum. Işıkları yapmayı unuttum. Ha bir de ışığın şöyle bir dezavantajı var. Hatta arkadaşlara söyledim güldüler. Işık dolapların arkasında kalmış kanka. Bunu biraz daha açayım da şöyle. Işığa ulaşamıyorum yani. Iş normalde şunu çekip ışığı açıp kapatmam lazım ama Şuraya koysam, şöyle yapayım ha. Ya ben onu tam getirmeye çalışırım ya. Bak, şunu biraz şöyle arkaya doğru alayım. Bekleyin arkadaşlar. Tam araya getiririm onu yani. Şöyle falan olursa bence olur. Tamam. Şö şöyle bir birazcık daha sola yapalım, garanti olsun. Trabak mıyım yani? Böyle şeylerde yapıyorum videolarda da. Bilerek değil. Tamamen hata oldu bu. Tamam. Şimdi güzel. İş yani oradan kapadı açabiliyorum. Lambalar faturada etkili. Merak edenler, oynamayanlar, önceki bölümü seyretmeyenler onu öğrensinler. Şurası biraz dışarı geldi de sorun değil. Geldim hocam. Bugün ekstra ışık almayacağım. 65 kuruş senden. Şöyle para alacağız. Para üstü vereceğiz daha doğrusu. Yanlışımız oldu. Senden net. Çikolatalı dondurma bulamadın mı? Nasıl yani bir bakabilir miyim? Çikolatalı dondurma. Ondan almamış mıyız bir bakabilir miyim Belki ürünleri değiştirdim ya yerlerini Unutmuş olabilirim Evet almamışım arkadaşlar ya Bunu bir alayım ben şöyle iki kutu Akşam olmadan Şimdi çikolata aynen Aynen almamışım şuraya koyayım Dondurmayı şöyle İnşallah hepsini alır ya 12 tane aldı 14'te bu alıyor Şu şey ee... <laughs> Bu arada dolabın ni niye, niye, niye üstündeyim ben Şunu bir alayım hele bunu çok beğenmedim. Şuraya koyacağım. Fırlatıl dondurmayı Bu yeni geldi. En son gelen ürünlerden biri. Tamam. Şunu bir fırlatayım şöyle. Şunu bir ipte dediğim. Tamam. Şimdi şu kutuyla e, şunu alamıyorum. Bunu alabilir. Hiçbirini alamıyorum. Tamam. Bu kutu işime yaramaz. Bunu burada bırakayım. Şöyle. Şunu da depoya atayım. Depoda şimdi boş yerim var mı? Depo da karanlık ya. Deponun şeklini değiştirdi ki koridorların. Bu da karanlık oldu. Bu arada depoyu ben büyüttüm mü acaba video dışında? Sanki biraz daha büyük geliyor gözüme. Bir 4-5 saat oynadım da neler yaptım hatırlamıyorum ama çok oynadım. Dondurmayı da şuraya koyayım arkadaşlar. Geldim. Abilerim kusura bakmayın. Aa dondurmanın fiyatına girmedik. Hemen sizi tilt etmeden. E girilmiş. Acaba dondurma şurada vardı da bitti mi ki ya arkadaşlar? Yok buraya hiçbir şey koymamışım şimdilik. Adam bira fıçısı almış hocam. Şöyle. Evet 224,45. Güzel para kazandırdı bize adam. Çok güzel temiz para kazandık. 27,40. Ah bu, bu, tam bir ev hanımı işte bak. Tavuk, tuvalet kağıdı, peçete, artıcı, makarna, sushi. Birazcık zengin bir ev kadını. Biftek falan alsa tam olacak. Değerli arkadaşlar. Bunları alalım. 86.5 senden geliyor. Maşallah gün içerisindeki satışımıza bakar mısınız? 74 50 kuruş buradan geliyor. Böyle sana da 45 ödeyeceğiz. Şimdi 20 40 45 45.10 sent arkadaşlar şuradaki kısımdan şeyi takip edebilirsiniz. Ne kadar para harcadıklarını vesaire takip edebilirsiniz işçilerin haberiniz olsun. Yorumlarda gördüm de hani böyle yorumlarda gördüğüm soruları da videolarda yanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü yorumlara çok artık yanıt yazacak vaktim olmuyor açıkçası. 53,50 de burada. Ama siz lütfen destek için yine es geçmeyin. Cansınız birer tane beğeni atın olur mu? Yorum da yapın. Yorumlar önemli. Faturamız yok. Yarın ödeyeceğiz krediyi. Tamam böyle iyi. Eksik ürünleri akşamdan göz atalım. Bir tane mısır gevreği. Bu ne olarak geçiyor? Crispy. Ee, bir tane kola turko o geri gelecek gibi sanki evet geri geldi. Süt de geri geldi. Şu Abi şu ürünler yok bak. Bir tane su ama hangi su? Mavi sudan, ilk sudan. Bir de elma suyu. Bunu mu aldı? Kafam karıştı ya. Be bekleyeyim de ben adam Karışık olmasın ya. Vazgeçtim. Sabah bir doldursunlar eksi öyle dolduralım abi. Hadi hadi hocam. Bir de bu adam niye geride, diğeri niye önde? Bunlar tam aynı hizaya ge gelemiyormuş şöyle. Bu... Aa bu kasanın biri ters. Dur. O kasa ters arkadaşlar. Tamam şimdi oldu şimdi. Aradaki hatayı tespit ettim. Biraz açayım mı arayı şöyle arası boşluk kalsın. Şuradan geçeriz belki. Aynen böyle. Şimdi seni kapatayım ben buraya. Sen git ya. Heh, sen diğer tarafa git ben bu kasada durayım böyle. Ben bunu şöyle almıştım başta. Hoşuma gitmedi ama arkadaşlar. Şimdi ben bunu kapatıp şöyle koysam. O adam orada çalışsa ben bunu da buraya şöyle kendim koysam. Kendim geçeyim ha böyle oldu. benim kasa burası olacak. Ne diyor ne diyor koyu kahve bulamadın. Nasıl bulamadın? Kahve yok mu? Bitti mi? Bitmiş ya. Allah Allah. Depoda var mı? Depoda. Depoda yok galiba ya arkadaşlar kahve. Ha, biz depoya kahve almamışız hocam. Şu ne, şu peynir? Yok hocam yok kahve yok. Tamam. Bir yarın ola hayrola diyelim. Bir yeni güne geçelim. 50 müşteri 8 bulunamayan ürün. Kendine gelmesi birkaç gün olacak arkadaşlar. Birkaç günü bulacak. Şunlar de depoyu doldurduğumuz malzemeler. Şunlar toplam karımız. Şunlar bakiyemiz. 852 mağaza puanımız güzel. Ekstra bir şeyimiz yok. Fatura kira bedelleri. Yeni güne başla bakalım. Süt, ketçap, şekerlemenin fiyatı arttı. Şimdi süt ve ketçap. Ketçap şurada. Ketçapımız şu ürün. 3.5'tan yani çok artmamış. 360 olmuş. 10 kuruş. Ee, şekerleme şu ürün. 370 hala 370 375 ee, bir de süt sütte de şu olabilir 251 aynen bu artmış 2,55'e e de bunu çıkardım bu elemanlar güzelce yerleştirsin biz 6 tane kahve alalım arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 bunu alayım bunu bir getirttireyim yerleştireyim bunlar en arkaya gideceği için tek kalemde almam gerekiyor diye düşündüm. Kahve de buradaymış bunun yanına da koyayım. Oradan biz bir şekilde yukarı doğru devam edelim. Yeni ürün açılınca da hep böyle yapacağım abi. Altılı ürünler yan yana. 12'ler ürünler yan yana. Kareler, dikdörtgenler, boyular vesaire hepsi yan yana olacak. Şimdi şöyle bakıyorum. Kahveyi bu adam aldı. Demek ki kahve yokmuş abi. Doğru. Ya bazı ürünleri taşırken gözden kaçırdığım ürünler oldu. Hissettim ben onları. Demek ki böyle yavaşça eksikleri dolduracağız. Şimdi arkadaşlar ben biraz ders videosu izleyeceğim bir 10 dakika falan. Bu elemanlar burayı yerleştirsin. Yerleştirdikleri yerden devam edelim. Eksikleri de gelince alırız. Şimdi kıymetli gençler yeni gün başlıyor. Ee, şu <laughs> ne olmuş lan buraya? Fare dalmış oğlum buraya. <laughs> Hiçbir şey kalmamış lan burada. Arkadaşlar normal mi? 2 patates 4 tane kağıt havlu. Bunlardan başlarım. Bunları yerleştirsinler. Patates 1 2. Kağıt havlu 2 tane hatta dört tane. Ondan sonra artıcı 1 2 3 dört tane. Artıcı muhtemelen fazla aldım ama olsun. Şimdi hop, güm. Şimdi arkadaşlar önce şuraları bir yerleştirelim. Bunlar bunları bir tekrar eksikleri doldursun. Aslında iyi, tersten başladık biraz ya. Önce olmayanları fullleyip şey yapabilirdik yani. Elemanlar bak böyle yerleştirmeye geliyorlar. On, onları daha verimli kullanabilirdik elemanlarımızı şöyle ben bunları hızlı hızlı atacağım yerlerine. Hem size depo düzenine biraz gözünüz de aşina olsun. Şöyle şunu da alayım. Tamam artıcı da gitti zaten. Birkaç kutu kal. Kutular büyük ya yerleştirmesi de kolay oluyor. Hemen biti veriyor zaten. Bu da tamam. Bir kutu getiriyor. Bu çöpe mi götürüyorsun? Aynen kanka. Tamam o zaman çöpe götürüyoruz. Artıcı direkt bitmiş. Diğer kutu da biterse hoş olur. Ben bunu buraya bir koyayım şöyle. Bu burada bir dursun. İç dükkanın içine bir bakalım. Artıcı eksik olacak mı? Olmayacak mı? Bilmiyorum. Ben artıcı 3 raf yapmışım. Yok, 2 raf yapmışım. Artıcı eksik olmadı. Yani bitmedi. Tamam, diğerlerine bakalım. Mesela burada ne var? 4 tane süt, 4 tane şu bir fıçası 4 tane tavuk. Abi sütten başlayalım isterseniz. 1 2 3 4. Şuradaki sütle durumda. Burada makarna un bitmiş. Sütüm bir tane de süt buraya da alayım. Normal süt şöyle bir süt de bundan alayım arkadaşlar. Ondan sonra ne alayım? Bulaşık deterjanı alayım bir tane. Bulaşık deterjanı. Kaldı 4 ürün. Ona da 4 tane tavuk alayım hocam. Yani böyle yaparsak bence daha pratik olur. Ben merak etmeyin hepsini zaten koymuyorum videoya. Çoğunu kesiyorum bu işlemlerin. Yoksa bunlar birazcık şey yani. Standart işlemler. Daha çok para kasmaya odaklanıyorum. Şimdi hocam güzel oldu ya. Yani çok bu, çok tüketilen ürünleri kapı önüne koymam hem beni hızlandırdı hem de dükkan düzenini bozmadan yaptım bunu. Çünkü bütün düzeni, düzeni buna göre ayarladık ya. Bu güzel oldu. Bu eleman güzelce yerleştirsin. Şu sütler bitecek gibi geliyor bana ya. Sütler çünkü gün içerisinde de çok satılıyor arkadaşlar. Adet az ve talep çok. İ enteresan bir ürün yani. Ben anlamıyorum bu ürünü. Bu da tamam. Şimdi hocam 4 tane de şu ıı, Acayip üründen var. Bu ne diye geçiyor? Ha şöyle mi geçiyor? Oo, ne kadar pahalıymış. 4 tanesi 500 dolar. Başka bir eksiğimiz var mı? Şöyle dükkan açacağım. Temizleyici eksik. 2 temizleyici. 2 tane farine. 2 tane makarna arkadaşlar. Farine. 2 tane. Makarna. 2 tane. Öteki neydi? Temizleyici. Ha. Bunları ben satın alırsam dükkan açarım. Başka bir şey almama gerek yok. Buraya kadar gelmişken şu fatura olayını da bir çözelim. Ee, bir de banka ödemelerden 1125 dolar krediyi de ödeyelim. En son ürünlerimiz bunlar. Bunları da yerleştiriyorum. Dükkanı açıyorum. Hatta bence açayım bir yandan müşterileri gelsin. Şöyle. Hem de koyalım yerine. Eksik varsa götürüp elemanlarımız güzelce ayarlasın. Bunu da koyalım şöyle. Bu da tamamdır. Bir ürün de burada var böyle. Bu da tamam. Farmix Simülatör seri seviyorsanız Farmix Simulator'u da paylaşıyorum kanalda. Arkadaşlar o videolara da göz atabilirsiniz. Yasin ben. Özcan diye suskun bir arkadaş var. Biraz sessiz açılır o da. Güzel videolar çekiyoruz paylaşıyoruz ekiple beraber. Ee, KPSS'den sonra da artık şeyde paylaşırım diye düşürürüm. Range falan düşünüyorum yani. Rahatlayacak ya kafam. Ders ders problemi çıkacak. Ondan sonra rahat rahat paylaşacağız. Tamam yani şu an eksik bir ürün yok. Sadece buraya bakacağım zaten. Bugün şu arkada yok. Ben bunu video dışı dolduruyorum. Sadece şu kısım bir de bu kısım arkadaşlar işimizi görür. Mesela şu mısır gevreğinden kahverengi toz şeker spagetti birer tane. toptan ek bir ekleyelim. Mısır gevreği. Ondan sonra kahverengi toz şeker. Ee, öteki neydi? Ötekini unuttum. Kahverengi toz şeker. Spagetti. Şu 12'li yumurta arkadaşlar. Boş kaldıkça bunları da doldurursak en azından e, çok fazla malzemede de eksilmez açıkçası. Mesela burada ne var? Dondurma. Şurada ne var? Bu şunların isimlerini bilmiyorum ya. Bak dondurma tamam. Okey. Şu ama şu mesela şu ney? Bu, bu ney yani? Bira, sarı, ale, altılı paket. Bu ne Allah'ını seversen. Ben bunun adını niye ezberliyorum? Kardeşim. Değişik bir ürün. Burası da yeni sıramız. Ha soldan ge ay soldan geliyorlar. Hiç çalışamam ben buna. 15. 15 çok tersime geldi. 50. Sizin de geldi mi bilmiyorum ama şu an acayip tersime geldi arkadaşlar. Ay! Benim beynim şu an içinde şey yapıyor böyle bir bir, 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 bir kaşındı yani arkadaşlar bir tuhaf oldu Gel kardeşim gel. Gel sen de geç. Abla sen de bana gel tamam mı? Sana 9 lira mı ödeyeceğiz? 9 25. Helal abla. 3 tane eleman gerçekten gerekiyor. 3'ten aşağısı bizi hiç kurtarmaz. Çünkü rafların sayısı az ya. Çok müşteri geliyor. Çok tükeniyor. Hemen yenilenmesi lazım. Gün içerisinde yenilenmesi lazım. Arkadaşlar o yüzden 3'ten aşağı eleman bizi kurtarmaz. 4'ü de 2 kademe sonra alacağım. 4. elemanı. 2 tane daha şey açabiliyorum ya. Lisans açıyorum. Lisans açınca en sonunda onu alacağım. Eksik ürünlerimi güzelce ben bir yerleştireyim. bunları, Bunları da atalım yerine. Spagetti. Böyle daha kolay olmadı mı? Bence kolay oldu ya. Ay 4 ürün bitti. 5 ürün bitti. Derdi yok yemin ediyorum. Bir tane bir tane. Eksildikçe koy. Arkadaşlar ufak bir kesme işlemi yaptım. Şu aradaki eksikleri doldurdum. Zaten bir yandan burası bittiği için e, ufak tefek takviyeler de gerekiyor açıkçası. Bakalım ne kadar yapacak. Bak 3 bifte kaldı. Geçelim. 56.05 4 üründe 56 dolarlık malzeme alıyor abi. Bak bu kadından iyi para kazanırız. Şunlar zaten şunların kovası 40 dolar mı ne? Bakayım ne kadarmış. Ee, kovası nasıl 52 dolar ya? Ha doğru ben kolisini 120'ye alıyorum değil mi? Doğru doğru. 118.80 <laughs> Bu bu ne ya? Pardon. Yanlış yazdık 118.80 Böyle bir telefon numarası vardı. Arayanın bir numarası mıydı neydi? 161 dolar nakit ödeyeceğiz sana. 10, 20, 30, 38, 10, 20. Tamamdır. Abi sana para üstü bile vermiyorum. Sushi aldı ablamız. 2 tane 82, 20. 82, 80. Sushi de çok pahalı ürünlerden bir tanesi. Böyle şu arayı da açalım aydınlatalım. Aslında şu lambaların mesafesi iyi durmuş. Sadece eksik köşeye 2 lamba ilave etsem burası aydınlanır diye düşünüyorum şöyle 1 2 3 3 lamba ilave edelim buraya 3 tane lamba arkadaşlar toptancıdan Mobilyalar 1 2 3 bu tarafa lamba almayacağım ürünler Şimdi Ürünlerde eksik bir şeyim var mesela 2 2 tane e, Tavuk 2 tane patates ilave yapayım bence Tavuk 2 tane Patates şöyle 2 tane Başka ne ilavesi yapalım? Kargo boş gelmesin diye uğraşıyorum. Mesela şuradan... Yani bu ürünlere bir şey diyemiyorum ama... Şu ney? Şu dardanel. Ondan sonra bir portakal bir de elma suyu. Onları da söyleyeyim abi. Dar yazınca çıkıyor muydu? Çıkmıyor. Tombalı bir tane. Elma suyu bir tane. Bir de portakal suyu. Böyle su yazınca bunlar direkt çıkıyor. Ben biraz zor yol tercih ettim. Tamamdır. Şimdi... Şu küçükler önce bir gelsin. Şu kutular. Dükkan bir aydınlansın. Şöyle bir adet. Yani hemen hemen iyi bence şu an. Ekstra bir abart, abartmayacağım ya. Faturaya da çok yansıyor bu sefer. Şöyle gelsin. O da şuraya gelir ortalama. Bir tane daha koydum mu yeter. Baktım olmuyor arkadaşlar. Lambaları da komple düzenleriz. Daha da sıklaştırırız. Çok biraz daha para kazanalım da. Şöyle bu da buraya gelir. Tamam. Yani şimdi şunlar arası böyle ya. Arasını şöyle bir tane daha atarız arasına. Hafif geliş, gelişletiriz. İşte toplamda 4 tane olmaz da 6 tane olur. 2 tane ilave yapmış oluruz totalde. Hocam o kadar hızlı ki çektim ki kartı bile kaptım elinden. Aynısı sende de oldu. Sola geldi ya sol alışamadım ya. 25-45. Gel abla. Bak o kadardan birlikte çalışıyoruz. Maşallah diyelim. Anca müşterilere yetiyoruz. Gel ablacım. 140 dolar kazandık. Şöyle bu kardeşimizden 61 dolar. Daha çok alışveriş yapsa daha mutlu olurdum. Senden 32 dolar 50 sent. Sen dondurma aldın 3 tane. Bunun iki tane bebesi var kesin. Bebelerine şey yapıyor bu alıyor. Yarın bence yeni şeyi açalım. Yeri var. Buzdolabı var. Her şeyden var. Sadece şu dolaptan yok. Şundan gerek olursa bundan yok. Bundan mesela şunu bir tane şuraya koysam şöyle şöyle koysam olur bence değil mi? Kapıyı da kapatmış olurum. Şöyle şuraya iki dolap sığarsa bir sığmaz da bir tane sığar. Şuraya da bir sıra koysaydık lamba iyi olurdu ya. Burayı görmemişim. Hocam sizin de ücretine geçelim. 59 dolar 60, 60 59 dolar 80 sen. Nereden uydurdum 60'ı bu arada? Ya olmayan bir sayı, sayıdan uydurdum yani. Yeni bir şey ürettim. Arkadaşlar hemen şu ürünlerimi de yerleştirdim. Patatesler, tavuklar yerlerinde. Bura biraz karanlık kusura bakmayın elektrikten tasarruf ediyoruz. Şöyle arkaya doğru hızlıca geçelim. Bu da tamam. Şurada bir tane ürünüm kalmış. Ha ton balığı. Ton da yerine koyalım. Tamamdır abi. Küçük suşi kalmadı galiba. Ya da büyük mü acaba bu? Bu küçük aynen bu küçük abi. Şuraya geçelim. 3-5 müşteri geldi. Bu sol olayına alışamadım ben ya. Bunu satabilirim buradaki tezgahı. 36,30. Gel ablacığım. Öyle şuna da geçelim. 82 para üstü de yok. Süper. Dükkan içerisinde müşteri var mı? Aa burası şey olmuş ya. Ah be arka tarafa düzlerken. Değil mi? Aynen. Arka, şuraya yanlışlıkla koymuşum bir koli. Bir gideyim temizleyiciyi alıp geleyim ben. Temizleyici ahanda burada. Ön tarafa yerleştireceğimiz ürünleri arkaya koymuşuz ya. Şuradan alsam şöyle. Arkadaşlar bunu ben buraya full kol bırakayım şöyle. Orayı iptal edeceğim. Yani normalde o hesapta olmayan bir ürün. Bir sızıntı olmuş orada. Patatesler tamam. Kağıt havlu, sütler vesaire. Cartları, şeyler tamam. Şu son müşteriyi bekliyoruz. Gitse sabah sabah ederdik. En azından eksik ürünleri satın alırdık. Hadi güzel kardeşim. Son müşterimiz de bu adam. 100 dolar da buradan kazandık. Hocam 58 müşteri geldi. Bulunamayan bir ürün yok ve 4293 dolarlık bir galle çektik. Bronz ekmeğin fiyatı da düştü. Ekmeğimiz burada. Ekmeğimizin fiyatı 3.38'e düşmüş. Bayağı bir düşmüş arkadaşlar. 3,45'e ben bunu satmayı tercih ediyorum. 3. Niye yazamıyorum? 3,45. Hakikaten yazamıyorum yani. 3,45. Tamam şimdi düzeldi. Şimdi önce dükkanı bir dolduralım. Ben bir bekleyeyim. Elemanlar bir güzelce yerleştirsin. Sonra geliyorum. Evet gençler, yeni güne başlayalım. Dükkanı doldurmuş elemanlar hemen şöyle bir 10 dakika falan sürüyor doldurmaları 3 3 işçinin. Şöyle bakalım abi. Sütümüz vesaire var. Önce olmayan ürünleri ağırlık verelim. Bir tane gazlı içecek, birer tane su, bir paket bir de mısır gevreği. Ama bu hangisi? Hangi modeli? Bu B. Ballı olan yani. Önce arkadaşlar su, kolay olan. Birer tane. Ondan sonra bir yazınca çıkar mı? Çıktı. Çok güzel. Sonra bir tane gazlı içecek birer tane su. Başka bir ürün var mıydı orada ya? Sanki dört taneydi diye hatırlıyorum. Su, gazlı içecek. Aynen. İyi. Ha spagetti unutmuşuz. Spagetti unuttuk. Şunlar arkası boş. Bu sushi ama büyük mü küçüğü mü bilmiyorum ya arkadaşlar. Galiba küçüğü olması lazım ya. Spagetti de ekleyeyim bir tane. Bir de sushi'miz var. Sushi. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Bunun üstü hangisine benziyor? Ya da yazıyor mu bir yerinde? Ben göremiyorum ama. Yazıyor mu? E, referans numarası, kutu numarası. Sanki kutu numara, numaraları hep aynı. Yani şöyle atsam, kapağını bir açıp baksam. Kapağını açayım şöyle bir. Şöyle açsam. Yani çok, çok da anlamadım ya. Bakayım bir sushi'den tekrar. Yani ben ben küçük diyeceğim ya arkadaşlar. Bir şansımı denemek istiyorum. Onu bir kere öğrendim mi tamam zaten. E, arkadaşlar büyükmüş. Büyükmüş kutunun tipinden anladım. Böyle bir tane de büyük alayım. 2 dolar fazla ödedim bunun için. Bu arada bunu da lütfen e, kenara yazalım not düşelim. Bugün müşterilerden ekstra ekstra fazla para alacağız. Para üstüne eksik vereceğiz. Hırsız damgası yiyeceğiz. O parayı oradan oradan da çıkaracağız tamam mı? Bunları bir yerleştirelim de. Büyük sushi neredeymiş o zaman onun yeri? Ha, o da bitmiş zaten. Oğlum bu kadar kasmaya gerek yokmuş ya. Ama yani şeklini öğrenmem benim için her şeyden önemli. Bu hata bize bir şeyler öğretti. Şuradan şundan açayım. Yeni ürünlere alışmak biraz zaman alıyor. Böyle şuraya da geçeyim. Spagetti'miz, hemen onu da yerine atalım. Günlük zaten ancak 20 tane falan satılıyor bunlardan arkadaşlar. Şu, tar şu taraftaki ürünlerden. Bu da sushi'miz tamam. Temizleyici vesaire bunlardan ancak durdurdu şeylerden zaten var. Şöyle buralardaki ürünler daha üçer tane. Tamam, bunlar video bitene kadar yeter ya. Bunları ben video dışında doldururum. Ya yani bur bura çok zahmetli bir iş. Adet çok olunca dolması da zor oluyor. Şöyle kardeşim benim. Ne kadar alacağız abi senden? 71 dolar alacağız. Teşekkür ederim. Şu 10 bin dolar bandını pek geçemedim ben bu arada ya. Onun hızlı bir şekilde geçsem 10 bin doları. Oy, bu adam bizi zengin edecek. Yaz. Bak şu an 80 dolar oldu bak. Yaz kanka. 236 dolar. 20, 40, 60, 63, 45. Abi 260 dolar para kazandık ya bir adamdan. Böyle bir para kazanma var mı? Geri geldim. Yönetim. Faturalar. 200 dolar oldu günlük faturamız. Yönetim. Banka. Ödemeler. Öde. Öde. 6700 dolar. Şu anda kılçıksız paramız var. Kılçıksız. Depomda malzemem var. Artı içeride ürünüm var. Artı fatura kredi borcum şu anda yok. Yani bugün bugünle ilgili her şeyim bitti. Şimdi şunları bir bitirmeye çalışalım şurayı. Bitmiyor. Tamam. Ben burayı kendim özellikle dolduruyorum ki getirip koymasınlar diye kendileri. Şurada mesela eksilmiş mi? Burada eksildikçe gelip kontrol edip bakacağız. Tamam mıdır canlar? Dükkan güzel. Arka taraflar güzel. Elemanlar güzel. Şura çok hoşuma gitmedi. Oraya bir şekil yapacağım ama dükkanı biraz daha büyütmek istiyorum. Geldim ablam. Geldim ablam. 230-240 doları hala geçemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 21, 22. Biraz daha böyle çok yüksek miktarda satış yapmak istiyorum aslında. Ama bugün yeni bir şey açmayabilirim biraz kredi falan da var diye onları hafifletsek daha rahat olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Depoda ne durumdayız? Şurada birkaç ürün eksildi. Şu Doritos, Cubun. Bir tane temizleyici. ondan sonra pizza, patates kızartması. Ya da akşam dolduralım ya. Akşam aynen akşam dolduralım. Öyle daha sağlıklı olacak. Tavuk alayım ama şimdiden. Tavuk komple bitmiş o yüzden. 1, 2, 3. et kağıdı bir tane. Patates iki tane. Şöyle kağıt. Bir tane. Patatesli arkadaşlar. iki tane. Bir tane de kızartmalıyım. Kızartma da az kalmıştı. Düşme, seni alıyorum. Ha aldı düşmedi, görüyor musunuz? <laughs> Çok güzel. Ya bunlar boyuna göre sıralansa aslında daha da iyi olur ama. Lan oğlum bu iki tane eksik değil miydi? Kesin geri getirdi ya. Amerika'nın oyunu var burada. Tuvalet kağıdı. sıranın yeri. Tuvalet kağıdını da fazla almadık inşallah. Amin. Şu şuraya geliyor buraya arkadaşlar. Bu da diğer tavuk. Bu da buraya geliyor. Bir tane tavuğu götürdü. Bir tane vardı içinde. Zaten getirme ihtimali yok diye düşünüyorum geri. Bu arada müşteri var mıydı içeride ya? patates. Ha şuraydı patates kızartması. Tamam. Müşteriye bir bakalım içeriye. Ha varmış abi. Çok, hemen, hemen artmış müşteriler. Sol tarafa alışamadım yalnız. Benim psikolojimi bozuyor yani. 120 dolar alışveriş yapmış. Parayı da net vermiş adamın dibi. Yarın bu arada City serimiz devam ediyor. Başlıyor arkadaşlar. Işıkları açsam iyi olacak. Ballar, mısır gerekleri, yumurtalar. Para üstü yok gene. Büyük suşiler. Şöyle. 170 dolara Güzel bir alışveriş. Her biri zaten 100 dolar alıyor da artık ortalamada. Her müşteri. Yani 80 dolar minimum harcıyorlar arkadaşlar. Günlük ortalamada onu hesaplıyoruz biz. Bunları da geçelim. Yalnız çok karanlık oldu ya. Bak mesela bu oyun özelleştirme gelmesi lazım abi. Bak şunların üstüne biz resim koyalım. İsim yazalım resim koyalım. Vesaire bunlar. Basit ama önemli güncelleştirme. Duvarlar parkeler değiştirilebilsin. Şu an değiştirilmiyor mesela. Şu an düz oyunlar sadece. Yapsat para kazan geliş. Sadece bu var. Bunlar da gelirse çok daha eğlenceli olur diye düşünüyorum hocam. Bunları da şöyle. Geçelim. Bu adam da iyi para kazandıracak. 130 dolar. 5 10 10.50. Tamam. Oyun biraz kasıyor mu? Sanki biraz büyüttük. Birazcık biti kastı gibi geldi bana ufaktan. Böyle yavaş yavaş hissettiriyor kasacağını. Şimdi hocam şöyle yapalım. Bunu bir kapatayım ben. Ben bir 4 tane lamba alayım hocam lamba. <laughs> yanlış yerden almaya çalışıyorum. 1 2 3 4. Ya müşteri geldi ya. Biraz beklesin mi? Şimdi şu Dükkanın raflarının sistemini değiştirince Şimdi kanka burası Dur bunu bir alayım bir tekrardan Buradan buraya böyle geliyor ya Arkadaşlar Şöyle gelsin doğru mudur hocam Şimdi bunu da yan tarafa doğru kaydıracağım Bunları aldım Bu burada bir dursun Böyle Ko Kolinin üstüne çıkmadan dur. Yerleştirebiliyorum ama alamıyorum Bu da buraya kadar gelsin şöyle Doğru mu hocam bak çıktım kolyeye Aldım. <laughs> İndim geri yapıyorum şimdi. Şöyle iki. Bunu da buraya bir dakika. Şuraya koyacağım herhalde. Aynen. İki tane lambam var. Bunlar da geri kalmayacak muhtemelen. dedim diksiyon gittikçe kötüleşiyor. Abi bunu tam ortaya koysam buna boyum şuradan yeter mi? Bence yeter. Bunu da şu iki lambanın arasına koysam. Yani şuraya koysam. Şöyle. Ortalama. Tamam mıdır? Bunu geri buraya getirdim. Şimdi şunu alacağım çünkü. Şunu sökmem lazım. Tam ortada koyacağız ya. Bunu da şöyle falan koysam. Bakayım oldu mu? Vallahi oldu. Şu ayağımın altında mı çekilsin? Bunu da buraya koyalım. Şöyle getirelim. Şöyle bir şey olacak muhtemelen. Tamamdır. Heh. Aydınlanma tamamlandı abi. Artık Rönesans'ı tamamladık. Bu tarafı da yaptık mı bu iş tamam. Şunu da biraz sağa şunu biraz sola kaydıracağım. Yani tamam ortaya getireceğim işi. Olay bitecek. Ufak ufak işlemleri yapalım ki arkadaşlar. Zaten depo maksimum levelde şu an. Fullledik yani depoyu. 1-2-50. Neyse 10 kuruş da bizden olsun. Hadi, hadi ablacım. Bekleme yapma. Sana ne kadar ödeyeceğiz? Para üstü yok. Gel abicim. Hocam hocam çok yaklaşmayalım. Şöyle geçelim. 72,85 Arkadaşlar şunları da şöyle güzelce geçirelim. 125 dolar da sen ödüyorsun abi. Teşekkür ederim. Obama gelmiş. Barack Obama. Bunları da <laughs> geçirelim. 4.70. 1, 2, 3, 4. 50, 75. 5 kuruş benden tamamdır. O 10 bin dolar mı diyor? Vaa wow, çok iyi para. Hocam. Valla sağlam para bence. Şimdi kanka bunu buraya koyuyorum. Çıkıyorum üstüne. Allah'ım ya. Allah kimseyi bir elletmesin. etmesin. Ya şu uğraştığımız şeye bakar mısın? Boyum yetmiyor ya. Bu kadar da kısa değilim ha. Oyun beni kısalttı kardeşim böyle. Ortaya geldik. Şimdi şu kanki şunu alamıyorum. Biraz daha yaklaşmam lazım. Lan çıksana üstüne. Şunu şuradan alıyorum. Bunu buradan arkadaşlar şu hizaya getireceğim. Buradan da buraya getireceğim. Bakayım oldu mu? Biraz çok getirmişim. Tekrar alacağım. Şöyle falan getiririm. Bakayım mı? Biraz daha gidecek. Şöyle getirdim. Ortayı bulmam lazım. Aydınlatmayı özellikle oyun istiyor ki tam herkes yapsın diyor. Yani para gidiyor ya. Gelir gider dengesi açısından. O yüzden böyle dikkatli yapmak gerekiyor. Şimdi hocam şunu da alacağım. Ulan böyle da gerek yok şu anda. Bu şunun devamı olarak geliyor. Yani şuraya falan gelir. Şöyle gelir. Bir tane buraya köşe lamba eksik. Şu ürünü alayım patatesi. Yerimiz dolu. Buraya koyalım. Artıcıyı yerine koyalım. Patatesin yeri yok herhalde. Yani yeri yok derken yeri dolu. Bir eksiğimiz yok. Sıfıra düşen ürün var. Mesela şu ürün Doritos sıfıra düşmüş abi. İki tane Doritos, iki tane makarna. Bunlar önemli. Tamam, bu arada müşteri var mı? Ha, müşteri yok. Daha son müşteriler gidiyor. Bunlar da bir gitsin. Hatta bölümü bitirelim ya. Bir buçuk saat olmuş. Net e, 35 dakika falan sürer. Güzel olsun, temiz olsun bölüm. Uğraşmayalım. o Yani depoyu doldurma kısımları falan hep kesmiş olacağım zaten. Tamam yeni güne geçebilirim. 58 müşteri hepsi memnun. Ve 5234 dolar para kazanmışız. Abi çok ürün. Fiyatı değişmiş bekleyin. Acı sos. Ee, narvalı, hafif kavrulmuş makarna. Diğerlerini okuyamadım mesela. Şunun fiyatı değişmiş. 10.06. Bu baya bir düşmüş. 10.06. Ee, son acı sos. Şunun fiyatı değişmiş. 4.77. 4.83 diyeyim. Diğer iki tane daha ürün değişmişti. Öteki neydi? Gazlı içecek elma suyu. Dolaplara gidiyoruz. Geldik buraya. Gazlı içecek 2.70. Biraz fazla girdim. Bunu almazlar bu fiyattan. Bir de elma suyu. O da 3,40. Tamamdır hocam. Okey. Burada da bir eksiğimiz yok. Ee, yarın inşallah değerli arkadaşlar. Tamam. Çok güzel oldu. Burayı iptal ediyorum artık. Şunun etiketini de alayım. Hepsini koyduysak yarın e, yeni ürünler açacağım. Bugün açacaktım aslında ama bugün kredi borcumuzun olması bizi biraz yavaşlattı. Elemanlarımız dükkanı bir doldursun. 11 bin dolar para var zaten. Şunları da ödeyelim. Beğeni bırakanlara teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Beğeniyle destek olabilirsiniz. Cansınız seviliyorsunuz arkadaşlar. Para hızlı kasıyoruz artık günlük 3-4 bin dolar net para kasıyorum bu önemli bir detay 3-4 bin dolar yani 10 gün geçse 30 bin dolar parayı biriktireceğiz Bölüm arası ben çok oynamam birazcık para kasarım bir iki gün atlatırız depoyu doldururum kaldığımız yerden devam ederiz Şey açmak istiyorum artık Bunu açmak istiyorum yeni bölümde Yönetim e, Lisanslar şu iki lisansı aa şuna level yetmiyor şunu açacağım şu İki tane lisansım var bunları açacağım ondan sonra da arkadaşlar Zaten son lisansım kaldı. Sonra da büyümede şunu hedefleyeceğiz. 20.100 dolar ona para istiyor. Onu yapacağız inşallah. Hadi hoşçakalın.